Merhaba sevgili Feygocular. Evet. Kanalımızın yeni serisine merhaba deyin. Dark Souls bitti. Ve D ve S harfleriyle başlayan yeni bir seri. Don't Starve. Yani en azından Dark Souls kadar, hatta Dark Souls'tan daha zor olabilir. Yani Dark Souls'u boş verin. The Binding of Isaac kadar zor olacak. Zorlu bir seri. Şimdi kötü bir gün yaşıyorum. Kötü bir gün devam ediyor benim için. Çünkü hayatınızda kötü bir şey olunca diğer kötü şeyler de çorap söküğü gibi geliyor. Yani illa başınıza bir husumet geliyor. Ardından Hüseyin'i dur. İlla başınıza kötü bir şey geliyor. Ardından diğer şeyler de gelmeye başlıyor ve bütün gününüz kötü geçiyor. Yani gününüz mahvoluyor. Yani benim için de o günlerden birisi aslında, ama kameranın karşısına çıkacağım için biraz daha neşeli olmak zorundayım. Biraz daha mutlu olmak zorundayım. Neyse, kötü bir güne Don't Starve ile başlayarak devam ediyorum. Don't Starve'ı izlediğiniz zaman sizin de gününüz kötü geçmeye başlayacak. Çünkü, biraz Don't Starve'dan bahsedelim abi. Yani kendisi bir survival oyunu. Bu 0. bölüm bu arada arkadaşlar. Oyun hakkında biraz muhabbet edeceğim. Ardından 1. bölümde oyuna başlayacağım. Bu bölümde gameplay yok. Bu bölümde oyun mekaniklerinden bahsedeceğim. Ardından oyunda kullanacağımız özelliklerden bahsedeceğim. O yüzden bu videoyu iyi dinleyin. 0. bölüm olmasına rağmen bayağı önemli. 0 önemli bir sayıdır. Neyse. Şimdi Don't Starve bir survival, yani hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Ama ya ben çok hayatımda fazla survival oyunu oynamadım. O yüzden çoğu survival hayatta kalma oyunuyla kıyaslama yapamayacağım ama ne oynadım? Minecraft oynadım ve Minecraft'ta oranla Don't Starve bayağı zor abi. Yani oyun evreni çok şey yapmanıza izin vermiyor. Evet, macera yapılacak, bir yerlere gidilebilecek çok yer var. Bayağı yere gidebilirsiniz. İşte bayağı şey craftlayarak bayağı bir şeyler yapabilirsiniz. Ama işte Minecraft'taki gibi işte kafanıza göre yapılar yapamazsınız. Ama onun dışında oyunun lanet olası bir zorluğu var. Hadi gidelim Hüseyin. Hüseyin ne ya? Ben neden bugün Hüseyin'e tak? Neyse. Oyunun lanet olası bir zorluğu var. Gerçekten. Yani oyunun Türkçesi Don't Starve, yani aç kalma. Ama aç kalmayı bırak, oyun o karanlık ortamıyla, bir yandan karanlık bir yandan neşeli ortamıyla bizi o kadar darlıyor ki, yani gerçekten ben neden bu oyunu oynuyorum diyorsunuz. Aslında çok keyifli bir oyun ama darlıyor abi, mekanikleri darlıyor, gerçekten bayağı zor bir oyun. Şimdi Don't Starve'da arkadaşlar yani bayağı bir karakterimiz var. Bu her karakterin kendine yönelik özellikleri var ve bu karakterler oyunu renkli kılan şeyler. Çünkü tamamen farklı abi hepsi. Hepsinin farklı mekanikleri var, hepsinin farklı bir oynayışı var, hepsinde farklı bir strateji yapabiliyorsunuz. Ya yani ben hayatımda çok fazla Don't Starve oynamadım. Yani über oyun hakkında şunu bunu biliyorum diyemeyeceğim. O yüzden illa gözden kaçırdığım şeyler olabilir, illa strateji hataları yapabilirim. Yani mekaniklerin içine benim beceriksizliğimi de koyarsanız oyun gerçekten çok zor bir hal alacak. Gerçekten öyle. Don't Starve'da arkadaşlar 3 tane statımız var. Bunlardan birisi can. Mesela yaratıklar size vurduğu zaman canınız gidiyor. Onun dışında açlık var. Oyunun en önemli mekaniği. Çünkü oyunda yemek bulmak çok zor abi. Oyunda yemek bulmak kesinlikle zor. Yani çiftlik yapabiliyorsunuz, tarifler marifler var ama oyun harbi yani yemek mekaniği bakımından zorluyor insanı. Ya ben zorlanıyorum, bilmiyorum. Diğer bir statımız da akıl sağlığı. Karanlıkta çok kalırsanız veya işte çeşitli yaratıklarla çeşitli şeyleri yerseniz, çeşitli yaratıkları görürseniz akıl sağlığınız düşüyor arkadaşlar. Oyundaki diğer mekanikler gece ve gündüz. Yani gündüz etrafta dolaşabilirsiniz ama gece olduğu zaman kesinlikle bir ateşin yanında durmanız lazım. Ateşin yanında durmuyorsanız akıl sağlığınız düşmeye başlıyor ve ölüyorsunuz abi. Onun dışında başka bir mekanik zaman. Oyunda ne kadar zaman geçirirseniz arkadaşlar, sonbaharda başlıyorsunuz. Ardından kış oluyor, sonra ilkbahar oluyor, sonra yaz oluyor. Çok güzel mekanikler var oyunda. Bunu 1. bölümde göreceksiniz zaten. Bu bölümde üstün körü anlatıyorum sizlere. Bu oyuna başlamamı Ertuğrul istedi arkadaşlar. Biliyorsunuz Faygo Premium uygulamamız var. Ve aynı zamanda kanala destek olarak aynı zamanda da kanaldaki serileri seçebiliyorsunuz Faygo Premium sayesinde.
Ertuğrul da bu seriyi seçmek istedi. Benim de sevdiğim ve bildiğim bir seri olduğu için Don't Starve bana uyar dedim ve Don't Starve'a başladım arkadaşlar. Umarım sizler de seversiniz. Lakin anlatacağım şeyler halen daha bayağı anlatacağım şey var. Evet, halen daha bayağı şey anlatacağım. Şimdi oyunda aslında ana bir görev yok. Minecraft'ta Ender Dragon'ı kesince hani kredis falan çıkıyor, yani emeği geçenler çıkıyor. Bu oyunda da öyle sahneler var yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ana görevimiz ne olacak biliyor musunuz? Oyunda, yani seri ne zaman bitecek? Ana görevi siz seçeceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle siz seçeceksiniz. Şimdi benim aklımda 3 tane ana görev var. Bu 3'ü de farklı zorluk seviyelerine sahip ana görevler. Hashtag ile bu ana görevlerden birini seçmeniz gerekiyor. 3 tane ana görevimiz var arkadaşlar, bunları sayıyorum. Birincisi 4 mevsimi atlat. Şimdi sonbahardan başlıyoruz. İşte sonbaharı atlatıyoruz, kışı atlatıyoruz, ilkbaharı atlatıyoruz, yazı atlatıyoruz. 4 mevsimi atlatırsam bu seri burada biter. Zorluk seviyesi hardcore. Hayvan gibi zor yani. Lahmacun küreği kadar zor. Hashtag 4 mevsim yazarsanız oyundaki amacımız bu olacak arkadaşlar. Ben bu amacı tamamlamadan seri bitmeyecek. Ve büyük ihtimalle hayvan gibi uzun olacak. Diğer bir amacımıza gelelim. Diğeri biraz daha iyi. Diğer amacımız oyunun macera modu. Yani Maxwell'i bulmak. Oyunda Maxwell denilen bir karakter var. Onu bulursam ben oyun bitmiş olacak. Bunun zorluk seviyesi arkadaşlar hardcore. Yani nalbur kadar zor. Hashtag bul yazarsanız oyundaki amacım Maxwell'i bulmak olur. Ve ben Maxwell'i bulduğum zaman seri biter abi. Maxwell'i bulmak da o kadar kolay bir şey değil. Çünkü birkaç tane diyara teleport oluyorsunuz. Ve o diyarlarda hayatta kalmanız lazım. O diyarlarda belli parçalar bulmanız lazım vesaire. Onun gibi bir şeydi galiba. Bir sonraki görevimiz 3 tane boss kesmek. Bunun zorluk seviyesi hardcore. Yani ne kadar zor biliyor musunuz? Bir atın nalı kadar zor. Neyse. Eğer hashtag 3 boss yazarsanız oyundaki ana amacım 3 tane boss kesmek olur. Oyunda bosslar da öyle sevimli küçük bosslar değil. Hayvan gibi zor şeyler. Mesela Deerclops denilen bir şey var. Cyclops ve bir geyik birleşimi olan bir şey. Yürüdüğü zaman zemin titriyor. Hayvan kadar büyük şeyler. Bunları kesmek çok zor. Ben hayatımda bir tane bile kesemedim. 3 taneyi nasıl keseceğim bilmiyorum. Şimdi bu üçü de birbirinden zor görevler. Hangisini seçmek istiyorsanız arkadaşlar hashtag 4 mevsim yazabilirsiniz. Hashtag bull yazabilirsiniz. Hashtag 3 boss yazabilirsiniz. En çok oy alan ana görevi, kendi ana görevim yapacağım. Ve bu ana görevi tamamladığım zaman seri bitecek. Şimdi biraz da karakterlerden bahsedelim arkadaşlar. Çünkü ilk oynayacağım karakteri siz seçeceksiniz. Tamam. Şimdi karakterlere gelelim abi. Benim burada eski sevgilerim var, bunları boş verin. Karakterlerimize bakıyoruz. Şimdi Wilson. Wilson arkadaşlar bir bilim adamı. Bu bilim adamının tek özelliği var. O özellikte harika bir sakal yetiştiriyor olması. Yani zaman geçtikçe sakalı uzuyor. Bu kıllardan da kendinize kıyafet yapabiliyorsunuz. Ben karakterlerin mekaniklerini hayvan gibi bilmediğim için arkadaşlar, o yüzden unuttuğum şeyler olabilir. Gözden kaçırdığım şeyler olabilir. Lütfen kusuruma bakmayın o yüzden. Bir sonraki karakterimiz Willow. Willow arkadaşlar ateşle oynamayı seven bir kız. Oyuncak kayısı var, elinde de kibrit var. Normalde karakterlerimiz ateşten hasar alırken Willow almıyor abi. Ateş hasarına karşı bir koruması var, yani bağışık. Diğer bir özelliği oyuna çakmakla başlıyor olması. Çakmakla başlıyor ve herhangi bir şeyi yakabiliyor. Güzel, fena değil. Ama bu karakterimizin akıl sağlığı düştüğü zaman bu karakter panik oluyor ve otomatikman ateş yakmaya başlıyor. Yani yürüdüğünüz zaman etraf yanabilir yani. O yüzden bu karakteri biraz daha böyle sevmek lazım, şey yapmak lazım, üzmemek lazım. Yoksa deliriyor. Her yerde yanıyor. Bir sonraki karakterimiz The Strongman. Yani adı Wolfgang arkadaşlar. Pinti Panda'nın en çok oynamayı sevdiği karakter buydu galiba. Mücahit mi? Mücahit diyordu galiba. Müco diyordu buna. Neyse. Bu karakterimizin olayı da, bu karakterimiz arkadaşlar karnı tokken bayağı güçlü oluyor. Yani bayağı sağlam damage koyuyor. 3 tane formu var. Bir hayvan gibi kalıplı modu, bir orta modu, bir de zayıf modu.
Tabii hayvan gibi şeyken, güçlüyken bu karakter daha çok acıkıyor. Ortalarda pek şey statları düşmüyor. Zayıfken de daha da az düşüyor. Yani bu karakteri doyurması bayağı zor. Onun dışında bu karakter arkadaşlar karanlıktan ve yaratıklardan korkuyor. Yani karanlıkta ve yaratıklarla karşılaşırken ve karanlıkta bu karakterimizin akıl sağlığı daha çok düşüyor. Bir sonraki karakterimiz Wendy. Wendy'nin olayı şu arkadaşlar. Wendy'nin kız kardeşi olan Abigail ölmüş. Bu karakterimiz sürekli kız kardeşinle buluşmak, kız kardeşinle görüşmek istiyor. Bu karakterimiz karanlıkta pek çok akıl sağlığı kaybetmiyor. Karanlıkta daha çok rahat dolaşabiliyor. Ve bir çiçeği var. Çiçeğin yanında kurban verdiğimiz zaman kız kardeşimizi yanımıza çağırabiliyoruz hayalet olarak. Ve bizi koruyor arkadaşlar. Ama karakterimiz çok da güçlü bir karakter değil. O yüzden çok da sağlam vuramıyor yani. Sıradaki karakterimiz WX78. Bu karakterimiz mesela bozuk yemekleri falan yiyebiliyor, sıkıntı yok. Çünkü diğer karakterler bozuk yemekleri yerken çok doymuyorlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam biraz da akıl sağlıkları veya canları düşüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam, çok doğru söylememiş olabilirim, kusuruma bakmayın. Bu karakter önüne gelen her şeyi yiyor yani. Çok da seçici değil yemek konusunda. Onun dışında yıldırım çarptığı zaman bayağı güçleniyor. Ama yağmur yağdığı zaman da hasar alıyor. Onun dışında çarkları yediği zaman bu karakter statları artıyor. Daha da gelişmiş bir robot oluyor. Benim sevdiğim karakterler arasına girer. Bir sonraki karakterimiz Wickerbottom. Bu karakterimiz bir kütüphaneci arkadaşlar. Şşt, konuşmayın. Bu karakterimiz bir kütüphaneci. Bayağı bir şey biliyor. Ve kendi kitaplarını basabiliyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam direkt mesela bazı mekanik şeyleri bulmanız için arkadaşlar bazı şeyler dikmeniz gerekiyor. Bu karakterde ona ihtiyaç duymuyorsunuz. Tak diye yapabiliyor bir şeyleri. Ama oyunda uyuma mekaniği de var. Bu karakterimiz uyuyamıyor. Uyunca da işte canımız, akıl sağlığımız doluyor ama daha çok acıkıyoruz. Bu karakter uyuyamıyor. O yüzden büyük sıkıntı. Ve onun dışında bayat yemeklerden nefret ediyor. Sıkıntı yani, bayat yemekleri yemiyor abi. Bir sonraki karakterimiz Woody. Kendisi bir oduncu. Çok sevimli bir baltası var. Baltasının bir adı vardı. Lucy miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ve bu karakterimizin korkunç bir sırrı var arkadaşlar. O sırrın ne olduğunu söylemeyeceğim. Oyunda görürsünüz. Karakterin olayı bu. Yani tam bir oduncu. Ağaç kesme konusunda mükemmel. Ama çok da büyük bir dezavantajı var. Aynı zamanda hem gücü hem de zayıflığı. Bu karakterimizi geçelim. Bir sonraki karakterimiz Wickfried. Oyundaki en güçlü karakterlerden birisi bana kalırsa. Neden? Bu karakterimiz aslında şey, bir tiyatro oyuncusu abi. Wickfried bir tiyatro oyuncusu ve savaş konusunda uzmanlaşmış bir tiyatro oyuncusu. Gerçekten savaş konusunda iyi. Kendisi bir Viking başlığı ve Viking mızrağıyla başlıyor arkadaşlar. Savaş konusunda çok iyi. Savaş konusunda bu eşyalar ona yardım ediyor. Onun dışında lifesteal olayı var. Düşmanları öldürdüğü zaman canı çoğalıyor. Yani diğer karakterler düşmanlarla savaşırken bayağı zorlanırken bu karakterimiz o kadar da zorlanmıyor. Çok rahat bir şekilde çoğu yaratığı kesebiliyor. Onun dışında bunun da eksisi sadece et yiyor. Etobur bir karakter arkadaşlar. Yani şeyleri falan yemiyor. Bitkileri, mantarları falan, sebzeleri yemiyor. Bayağı güçlü ve oynaması bayağı kolay olan bir karakter. Ben en çok bununla oynamıştım çünkü oyunu bayağı kolaylaştırıyor. Bir sonraki karakterimiz Weber. Ben bu karakteri de çok seviyorum. Kendisi kocaman bir örümcek. Kendisi bir yaratık. Yaratık olduğu için normalde oyunda şeyler var. NPC'ler var. Bu NPC'ler şey yapıyor abi. Yani normalde diğer karakterlere saldırmıyorlar. Ama Weber'ı gördükleri zaman direkt saldırıyorlar. Yani Weber'ı sevmiyorlar. Onun dışında örümceklerle arkadaş olabiliyor. Yani örümcekler bu karakteri gördüğü zaman saldırmıyor. Oyunda örümceklere bayağı ihtiyaç duyacağız çünkü ağ gerekecek oyunda bize. Ve örümceklere yemek verdiğimiz zaman arkadaşlar örümcekler bizimle birlikte geliyor. Savaşta kullanabiliyoruz. Ve bu karakterimizin de ağdan bir sakalı oluşuyor. O sakalları kesince daha çok ağ oluyor. Weber güzel. Örümcek yuvasıyla başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu kadar arkadaşlar. Bütün karakterlerimiz bunlar. İki tane daha kapalı karakterim var. Onları ne yazık ki açamadım. Bunlardan birisi Westy galiba.
Kendisi balon şişiren bir karakter ve pek de özelliği yoktu galiba. Ve Maxwell. Maxwell de oyunda açılıyor ama bu iki karakter bende kilitli. O yüzden bu karakterlerle oynayamayacağız ve bunları seçemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizden istediğim şey oyunun ana görevini yazarken hashtag 4 mevsim, hashtag bul veya hashtag 3 boss yazarken yanına hashtag ile bu karakterlerden birisini daha yazmanız. Yani Wilson'ı, Willow'u, Wolfgang'i, Wendy'yi, VX78'i, Wickerbottom'ı, Woody'yi, Wickfried'i veya Weber'ı yazabilirsiniz arkadaşlar hashtag ile. En çok oy alan karakterle birinci bölümde oynayacağım arkadaşlar. Başlangıç karakterimiz o olacak. Ama şimdi biliyorsunuz Faygo Ironworks'te bütün serilerde bir zamazingo olur. İlla bir şey olmalı yani. Mesela Dark Souls'ta adam asmaca vardı. Pokemon Stadyum 2'de slot makinesi vardı. İşte atıyorum Yu-Gi-Oh'ta kart tahmin etmece vardı. Bu oyunda da bazı özelliklerimiz olacak abi. Bu kadar değil yani, sadece oyunu oynamayacağız kuru kuruya. Oyundaki özelliklerimiz şunlar. Birincisi, ilk olayımız şu. Karakter oylaması olayı sadece ilk bölüme özel arkadaşlar. Ardından ben öldüğüm zaman slot makinesiyle karakterler seçilecek. Ve aynı karakter ard arda seçilemez. Mesela ben Wilson'la başladım. Öldüm diyelim ki bol bol öleceğiz, merak etmeyin. Slot makinesini çevireceğim ve slot makinesinden kim çıkarsa onunla oynayacağım. Ama tekrardan Wilson'la ben öldükten sonra bir kere daha Wilson çıkmıyor. Araya bir karakter daha girmesi gerekiyor. Şimdi oyundaki özelliklerimizden bahsedelim arkadaşlar. Oyunda 3 tane özellik ekledim ben. Oyuna kendim özellik ekledim. Bu özelliklerden de bahsettikten sonra 0. bölümü burada bitireceğim arkadaşlar. Üçü de birbirinden farklı özellikler. Bu özelliklerin oyunu renklendireceğini düşündüm. Ve bu özellikleri anlatacağım şimdi. Bu özellikler arkadaşlar 1. bölümden itibaren geçerli olacak. Ve yani bu bölümde geçerli değiller tabii ki de. Ama fikir sahibi olun diye bu özelliklerden bahsediyorum. Sonra bana sormayın bu özellik neydi, şu özellik neydi diye. Özelliklerden hızlı bir şekilde bahsedeyim arkadaşlar. 1. özelliğimiz karakter incelemesi. Şimdi karakter incelemesi olayı şu arkadaşlar. Bu oyunun workshop'u bayağı gelişmiş bir workshop. Yani insanlar sürekli bu oyuna entegre olabilecek bir şeyler üretiyorlar. Bunlardan birisi de karakter özellikleri. Yani bunlardan birisi de karakterler. Yani oyunda Crash Bandicoot'tan tutun da işte Link'i, işte atıyorum Zoro'yu, Luffy'yi, Deidara'yı, işte Naruto'yu, Gollum'u bile görmek mümkün. Oyunda çok farklı karakterler var. Karakter incelemesi özelliği aktif olduğu zaman bunu zaten bölümün başında ben belirteceğim bir işaretle veya kendim belirtirim konuşarak. Yorumların arasından rastgele bir karakter önerisi seçilecek. Yani o işareti gördüğünüz zaman arkadaşlar direkt oyunun Steam Workshop'una girin ki ben linkini atacağım 1. bölümde. Daha sonra oradaki karakterlere bakın abi. O karakterlerden hoşunuza giden karakteri hashtag ile birlikte yazın. Mesela hashtag Gollum, hashtag Luffy, hashtag Zoro, işte hashtag bilmem ne atıyorum vesaire. Daha sonra arkadaşlar ben bu karakterlerden birisini rastgele yorumlardan seçeceğim. Bir sonraki bölümün son 5 dakikasında o karakterle ben oyunu oynayacağım. Hem o karakteri sizlere tanıtmış olacağım hem de o karakter adil bir karakterse, yani adil derken oyunun mekaniklerini bozmuyorsa, o karakteri slot makinesine ekleyeceğim. Adil bir karakter değilse de o karakteri bir kere daha görmek istemiyorum. Yani o karakteri oylamaya artık yazamazsınız. Adil olup olmadığı tamamen bana kalmış. Çünkü bazı karakterler, mesela Deidara'ya bakıyoruz abi. Ben geçenlerde Deidara ile oynamıştım veya bir arkadaşım oynamıştı, hatırlamıyorum şu an. Deidara abi mesela her şeyi patlatıyor. Bütün canavarları tek atıyor falan, ortalığın anasını ağlatıyor. Bu oyunu bozan bir karakter. O yüzden mesela bu karakter olmaz. Tamam, yine ben bunu videoda denerim ama oyunu bozacağı için o karakterle kesinlikle oynamam ve slot makinesine de katmam o karakteri. Olayı bu yani. Karakter incelemesinin olayı bu. Yani sadece bu ana karakterler değil de kendi karakterlerimizi de oyuna dahil edebileceğiz. Yani bu karakterler dışındaki karakterleri de oyuna ekleyebileceğiz. Onun dışında mesela bazı mod karakterleri var. Göstereyim ben sizlere. Ya Gollum, Link,
İşte Mastema denilen adamların yaptığı bir karakter. Wyvern denilen karakterler falan. Ben linkini atacağım. Bir sürü karakter var arkadaşlar. Oradan seçersiniz. Tabii birinci bölümde atacağım. Bu bölümde atmayacağım. Bir sonraki özelliğimizin adı da görevlere doyum olmaz. Görevlere doyum olmaz ne? Şimdi arkadaşlar, oyunda yani sadece ana görevi yapmaya çalışacağız. Ama bence bu yeterli değil. Onun dışında görevlere doyum olmaz özelliği çıktığı zaman siz bana bir tane görev vereceksiniz. Şimdi bunun mekaniklerini açıklıyorum. Hashtag değil de yani yorumlara bana bir tane görev yazacaksınız. Mesela işte abi bir önceki bölümde penguen görmüştün, o penguenleri öldürmeye çalış. İşte atıyorum domuz köyü görmüştün, o domuz köyüne girmeye çalış. İşte domuz köyündeki bütün domuzları öldür. Atıyorum işte kendine ağ şapkası yap. Veya atıyorum işte 10 tane bilmem ne topla falan. Verilen görev bir önceki bölümle alakalı olmalı. Yani bir önceki bölümde görmediğiniz şeyle alakalı bir görev veremezsiniz. Mesela bir önceki bölümde şey gördünüz. Bir yumurta gördünüz. Abi o yumurtayı almaya çalış. Abi o yumurtaya bak. İşte abi atıyorum şey yap. Kuş yakala. Kuş gördünüz şey dersiniz işte. Abi kuş yakalamaya çalış. Kuş besle vesaire diyebilirsiniz. Veya abi şunu craftla falan diyebilirsiniz yani. Maksimum üzerimde 3 tane görev taşıyabilirim arkadaşlar. Ve onun dışında Maxwell'i bul. 4 mevsim hayatta kal. Bosskes gibi görevler bana veremezsiniz. Çünkü bunlar ana görev niteliği taşıyan şeyler. Görevlere doyum olmazın özelliği de bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Son olayımız da biraz psikodelik bir olay aslında. bunun olayı da şu arkadaşlar. Bu özelliğimizin adı açlıktan öl. Biliyorsunuz arkadaşlar yani kanalın geçmişine baktığımız zaman ben pasta yapmaya falan çalışıyordum. Ve benim çok iyi bir aşçı olduğum söylenemez. Mükemmel yemekler yapamam. Yani maksimum tost, yumurta, belki makarna falan. Yani bunlar dışında bir de bezelye yemeği yapabiliyorum. Bunlar dışında çok da iyi yemek yapamam. İşte açlıktan öl görevi de. Açlıktan öl özelliği çıktığı zaman arkadaşlar şey yapacaksınız. Yorumlara hashtag ile malzeme yazacaksınız. Mesela hashtag yumurta. Hashtag domates. İşte hashtag soğan. Hashtag diş macunu. Ama bu yemekler yenilebilir şeyler olmalı. İnsana zarar veren şeyler olmamalı. Daha sonra ben yeteri kadar malzeme olduğunu söylediğim zaman kanala özel bir video gelecek. Fagon'un mutfağı diye. Ve ben bir yemek yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O seçilen malzemelerin arasından. Yani bu özellik çıktığı zaman bir malzeme seçeceğim. Ve yeteri kadar malzeme olduğu zaman kanala yemek yapma videosu gelecek. Evet maalesef. Üzgünüm. Zor olacak. Neyse. Dediğim gibi yemekte özel video olarak kanala yüklenecek. Ve belki de güzel bir şey, belki de büyük ihtimalle kötü bir şey çıkacak. Özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Eğer aklınızda Don't Starve'la ilgili başka özellik varsa kesinlikle yorumlara yazın. Ben 3 tane özellik bulabildim. 3 özelliğimiz de bunlar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bazı arkadaşlar şunu merak ediyor olmalı. Don't Starve Together. Abi neden Don't Starve Together'a başlamadın? Neden bunu oynuyorsun? Arkadaşlar Don't Starve Together'a başlamadım. Çünkü ilk olarak insanların Don't Starve'a alışmasını istiyorum. Bu oyunu tanıyın. Mekaniklerini görün. Nasıl bir oyundur? Nasıl bir oyun değildir? Görün. Ardından Don't Starve Together oynayacağız. Yani bunun multiplayer modunu oynayacağız. Arkadaşlarımla birlikte oynayacağım. Veya sizlerin arasından birisini seçebilirim. Bilmiyorum. Şu an net bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Ama ilk olarak yapmamız gereken şey bu oyunu bitirmek olacak. Ana görevleri tamamlamak. Sizin bana verdiğiniz görevleri tamamlamak olacak. O yüzden Don't Starve Together'ı bir müddet oynamayacağım. Don't Starve'ı görün istiyorum arkadaşlar. Daha da diyebileceğim bir şey yok aslında. Bu 0. bölümdü. Umarım yeteri kadar açıklama yapabilmişimdir. Umarım özellikleri tanıtabilmişimdir. Daha da diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani Salı ve Cuma günleri Don't Starve'ı kanalda göreceksiniz. Bu Cuma 1. bölüm kanala yüklenecek. Ardından da kanalda psikodelik, zorlu, karamsar, biraz da neşeli bir seri olacak. Neyse. Daha da diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım oyunu beğenmişsinizdir ki oyun hakkında şu an bir şey görmediniz. Onu 1. bölümde göreceksiniz. Ve benim yeteneksiz bir oyuncu olduğumu da 1. bölümde göreceksiniz. Daha da diyebilecek bir şeyim yok. Artık Don't Starve'ın 1. bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Fagocular.